Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz güzel bir güne başladık. Bugün benim arkadaşlarım kahvaltıya geliyor. Çocukluk arkadaşlarım. Yani bu sitede oturuyordu. Bir tanesi hala bu sitede oturuyor da. Bir tanesi de evlendikten sonra farklı bir yere gitti. O gelecek. Ben de dün akşamdan aslında yani hazırlıklarımın çoğunu tamamladım. Bayağı bir şeyler yaptım. Hatta video da çektim. Şimdi siz onları izleyin. Sonra ben arkadaki güzel kızımı, bakın görebiliyor musunuz kızımı? Ay. Arkadaki güzel kızımı okula bırakacağım. Ondan sonra ekmek alacağım, eve geleceğim. Hazırlıklara devam edeceğiz. Hadi bakalım günümüz başlasın. Şimdi ben yarın için hazırlıklara başladım. Böyle en azından yıkanılacak şeyleri falan yıkıyorum. Bugünden hazır ediyorum ki yarın bir daha bunlarla uğraşmayayım. Yani böyle güzel bir roka salatası yapmak istiyorum. İşte cevizli, peynirli, domatesli. Peynir bilmiyorum, belki koymam. Bu kızın kilotlu çorap aşkı ne olacak arkadaşlar? Bakın yine kilotlu çorap giymek istiyor. Ama o yırtık bebeğim. Çünkü ama ben bunu giymek istiyorum. Tamam, giyeriz. Başka giyeceğim. Bu yırtık ya. Git bak bakalım başka var mı? Başka yok. Şimdi işte bir kere yıkadım. Bir daha suya koydum. Böyle iyice topraklarının ırınsın. Sonra güzelce kurutacağım. Yani de artık salatasını yaparız. Zaten son halini gösteririm. Bir de şimdi havuç tarator yapayım diyorum. Havuç almıştım. Güzelce onları soteleyeyim. Yarın da yoğurtlarım. Şimdi onları bir çıkartayım. Onu hemen bir halledeyim. Şimdi havuçlarımı da böyle koydum Thermomix'e. Hemen bunları böyle bir ufaltacağım. Ondan sonra soteleyeceğim. Bunu da kaldıracağım, kapalı bir kaba koyup. Yarın da yoğurtlarımı güzelce servis edelim diye düşündüm. Oturabilirsin. Benim kızım da bakın bu yeni kıyafetini giymiş. Bunları almışım, göstermiştim. Bunlar çok güzel. Evet, Zeynep hala gerçekten çok seviyor bu kıyafetlerini. Ama daha tabii giydiremiyorum, havalar o kadar soğumadığı için. Ama böyle evde giyiyor ya da işte dışarıya falan çıkarken biraz soğuk olduğu zaman giyiyor. Kızım seviyor kıyafetlerini. Şimdi bunu patide da yapalım. Patide. Hı? Bunu alalım mı patide? Alalım patide. Evet. Aldık patide. Şimdi havucu yaptım arkadaşlar. Böyle birazcık soğusun. Ondan sonra kapağını kapatıp dolaba koyacağım. Bu böyle pratik oluyor. Hani yoğurtlamasanız da böyle 2-3 gün saklayabiliyorsunuz dolapta. Ama yoğurtlayınca kötü oluyor, suyunu saldığı için. Öyle sevmiyorum. Kullanacağımız kadarını yoğurtluyorum. Böyle güzel oluyor yani. Bunun yarısını büyük ihtimalle yoğurtlarım yarın. Çünkü hepsi fazla gelir diye düşünüyorum. Şimdilik işim bitti. Zeynep hani uyuttuktan sonra tekrar devam edeceğiz. Yiyorum. Evet, bir tane. Şimdi Zeynep hala uyuttuktan sonra devam edelim ama dedim ama aklıma bu çikolata sosu yapmak geldi. Çünkü yapacağım tatlının üzerine çikolata sos koyacağım. Krem şanti de var. İyice soğuk olması lazım. Krem şanti yoksa eritiyor. Şimdiden yapayım. O zaman zaten soğumuş olur. Şimdi kızım karıştırıyor. Bir yandan da kızıma köfte kızartıyorum. Airfry'da. Acıkmış. Onu yedireceğim. Çok güzel bir çikolata. Nerede? Çikolata sos. Çikolata sos. Evet. Şimdi arkadaşlar ben kızımı uyuttum. Şöyle geldim, şimdi tatlımı yapacağım. Ben yarın için ağlayan pasta yapayım dedim. Yani ne zamandır yapmamıştım ağlayan pasta. Hem değişiklik olsun, hem böyle bereketli bir tatlı. Yarın da kalabalık olacağız. O yüzden ağlayan pastayı yapayım. Zaten çikolata sosunu yapmıştım, gördünüz. Şimdi de kekini yapacağım. Keki biraz soğuduktan sonra hepsini birleştireceğim. Şöyle bir bardak şekerim var. 4 tane de yumurtam var. Thermomix'te yapacağım. Normalde Zeynep hala olduğu zaman normal çırpıcıyla yapıyorum. Çünkü Zeynep hala kek yapmayı sevdiği için, çırpmayı falan sevdiği için o da hani bizim benle birlikte işte katılsın, dahil olsun diye. Ama şimdi yani o yok, uyuyor. Ben de dedim ki Thermomix'e çırptırayım 2 dakika. Şimdi bunu alacağım. Güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Köpük köpük oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı süt. Şöyle bir bardak un.
kabartma tozu bir paket. Pardon, vanilyayı koymuşum. İkisini de açtım. Önce hangisini koyduğumu şaşırdım. Bir pakette kabartma tozunu koyuyorum. Şöyle 1-2 kaşık da un koyacağım arkadaşlar. Yani tarifte 25 gram diyor ama aslında termikse ayarlarım ama şöyle göz kararı koysam da olur. Şöyle 2 kaşık bence yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bunları da yine güzelce çırpacağım. Kek harcımı oldu. Şimdi ben şöyle büyük borcam göstereyim size. Şöyle büyük borcamımı da yapacağım. Birazcık yağlıyorum. Yağlayalım. Ya aslında süt koyacağımız için yağlamayınca bile zaten kendini bırakıyor kek ama biz yine de şöyle bir yağlayalım her tarafına. Şimdi kek harcımı içerisine boşaltıp artık pişmeye göndereceğim. Bunun şimdi böyle ince olduğuna bakmayın. Pişince ve üzerine sütünü dökünce çok güzel kabarıyor. Güzel bir kek oluyor yani. O yüzden ince olduğuna bakmayın. Evet, şimdi bunu fırına gönderiyorum. Şimdi ben böyle bu küçük somunluklarımı çıkardım. Şimdi bunun içerisine reçel koyacağım. Şöyle. Yani ben bir gün önceden hazırladığım zaman kafam çok daha rahat oluyor arkadaşlar böyle şeyleri. Aslında yarın 10.30'da gelecekler. Ben zaten Zeynep hala işte 9'da bırakıyorum okula. Ama yine de hani ne bileyim hazırlarım yani 1.5 saatte çok rahat yaparım ama diyorum hani böyle daha kolayıma gidiyor bu şekilde olması. İlik marmelatı ama tadı çok lezzetli. Annem çok güzel incir reçeli yapmış. Sen de ondan koyalım önce. Ama o şimdi Zeynep hala uyuduğu odada. Üşenmedim gittim annemin incir reçelini de aldım. Burada koyalım. Of. Şuna bakın. Kocaman kocaman incirler var içinde. Anne ne yaptın sen? Oh. Gerçekten harika görünüyor. Eminim tadı da güzeldir. Suyundan da dökelim. Zaten bittikçe yenileriz. Şöyle. Evet. Reçellerim bu kadar. Yeterli bence. Tadı mükemmelmiş. Harika. Şimdi bu reçelleri şöyle kenara alıp üzerini güzelce streçleyeceğim. Zaten oda sıcaklığında durursa bir sıkıntı olmuyor biliyorsunuz reçeli. Yalnız peynir tabağını yapacaktım ama onu yarın yaparım ya. Onun acelesi yok. Zaten dediğim gibi her şeyim neredeyse hazır olacak. Şu zeytini de şöyle koyayım buna. Zeytin de tamam. Bunları da yani illaki koyacak bir şey bulurum. Şimdi dediğim gibi bunları güzelce streçleyeceğim ve bunlar artık yarına hazırlar. Kekime bakın arkadaşlar ama görüyor musunuz? Evet. Bayağı kabardı işte size dediğim bu. Yani normalde ince bir hamur gibi görünüyor ama
çok kabarıyor. O yüzden de böyle hiç korkmayın yani, yeni yapanlar falan olursa. Çünkü ben ilk başta yaptığım zaman çok tedirgin olmuştum. Hatta kek ağacını daha küçük bir borcama aktarmaya falan çalışmıştım. Aktardığım borcamda da bu sefer çok taşmıştı. O yüzden de böyle hani bu kekler böyle çok kabardı içime. Üzerine zaten krem şanti ve çikolata sos geleceği için tam denk geliyor yani. Çok da güzel oluyor. Ne zamandır da dediğim gibi yapmamıştım. O yüzden bugün böyle koca borcam ağlayan pasta yapmak istedim. Hem çocuklar da sever. Akşam geldiklerinde onlar da yemiş olurlar. Arkadaşlar şimdi kekim pişti. Şöyle üzerine 2 bardak süt dökeceğim. Her tarafına gidecek şekilde. Şimdi bu biraz daha soğusun. Ondan sonra üzerine krem şantisini koyacağız. Ama iyice soğuması lazım. Çünkü dediğim gibi krem şanti şimdi koyarsam krem şanti erir. Kekim soğudu. Krem şantimi çıktım. Bakar mısınız? Şu görüntüye bayılıyorum. Arkadaşlar evet, son olarak ben patateslerimizi de böyle doğradım. Biraz böyle büyükçe doğradım gördüğünüz gibi. Çünkü bunu fırına atacağım. Böyle fırında soslayacağım. İşte öyle pişireceğim. Fırına atınca da böyle büyük büyük doğrayınca çok güzel oluyor. Bunları da böyle suya koydum. Hiç kararma falan olmuyor. Yani bir daha hemen fırına veririm. Zaten biraz böyle bir saate falan pişiyor. 9 gibi falan fırına versem 10'da pişmiş olur. 10.30'da da gelecekler. Benden artık bu kadar. Şimdi artık yarın devam ederiz. Yarın da zaten sofrayı kurarken falan her aşamasını size göstermek istiyorum. Fırına geldim. Şimdi ekmek aldım. Gidiyorum. Arkadaşlar şimdi ben Zeynep Hala'yı bıraktım. Şöyle çok değişik bir tripod yaptım. Arabanın tripod kamerasını aldım. Buraya taktım. Tripodum bozuk ya malum. Şimdi hemen hazırlıkları başlıyorum. Dün zaten biliyorsunuz patateslerimi suya koymuştum. Öncelikle onu bir tepsiye alalım. Rıdvan'dan da zaten fırında aldım. Gördünüz. Görmediniz de yani. Fırından ekmek falan aldım. Şimdi altına yağlı kağıt koyacağım. Tepsine. Saat de 9.30 oldu. Bir saatim var. Bir saatte bence hallederim. Şöyle bakın. Patatesim burada. Şimdi buna tuz koyacağız. Yağ koyacağız şöyle. Ben kekik de koyuyorum. Çok yakıştırıyorum hatta. Biraz kekik koyalım. Biraz da pul biber koyalım. Toz biber koyalım. Az. Çok az. Çünkü benim toz biberim çok acı. Çok az da karabiber koyalım. Şöyle. Tamam. Şimdi ellerim temiz bu arada. Yıkadım. Güzelce ellerimle karıştıracağım. Şöyle
hemen dediğim gibi fırına atacağım ki bu pişsin. Hemen fırına gidiyor. Şöyle yapayım. Bir. Şimdi simit aldım ama şöyle sigara böreği geçen gün sarmıştı. Ondan da çıkartacağım. Çeşit olsun yani maksat. Bence bu kadar yeterli. Çünkü çok çeşit olacak. Bunu hemen kızartmayacağım. Bunu en son kızartacağım. Hem böyle birazcık buzları çözülsün. Şöyle buzları attıralım. Buzları çözülsün. Bunu böyle kenara alıyorum. Sosis almıştım fırından. Şimdi o sosisin de böyle yanlarını şöyle yapacağım. Bunu da böyle en son yine kızartırız. Peynir tabağı hazırlayacağım. Şöyle bir bardakta şu salamı gül şeklinde getirelim öncelikle. Şuradan takacağım. Ya aslında şekli oluyor ama tutmuyor nedense. Şekli hatta çok güzel oluyor. Ah tuttu. Evet. Hiç oynatmayayım. Şöyle yapalım. Şöyle üçgen peynirlerimiz var. Peynir. Şöyle bir yıkıyorum ben peynirleri. Normal beyaz peynirimiz.
koyacağım böyle dilimle ama bunu şöyle yuvarlayarak koysam. Şöyle yapayım ya da yakalayarak çünkü kırılıyor. Şöyle zeytini koyalım. Şöyle reçelleri de buralara koyacağım. Şu boşluklara kapanmış olur. Şöyle yapalım. Kenara çekelim biraz. Cevizle süsleyebiliriz bence. Boşluk olan yerleri. Evet. Evet, peynir tabağım hazır. Bence gayet güzel oldu. Gayet yeterli oldu. Şimdi bunu kaldıracağım. Şimdi bir masayı kurmaya gidelim bence. Oğlum geldi. Merhaba. O kadar tatlı ki. O kadar tatlı ki. Ay. Çok yaşa. Benim de yok. Ya kafayı yiyeceğim. Ben tripodu çekemiyorum. Evet, ben de işte. Hiç tripodludan yana şansım gülmedi. Çıkan var mı acaba benim? Seda şimdi böyle roka salatasını yaptı. Rokalar, birazcık ceviz koyduk, nar koyduk, kaşar koyduk. Şimdi bunu da sofraya götüreceğim. Bu arada Büşra da geldi. Aa, havucu yoğurtlayacağız. Bak onu unuttum. Şimdi onu götüreceğim. Ama sofrayı da bir göstereyim ama tabii daha bitmedi. Var var yoğurt. Var var. Yukarıda çeçilmemiş paket var. Yapıyorum ben mi? Yap. Hepsini yapma istersen Seda. Yarısını yap. Örtü çok güzel. Örtü çok güzel. Teşekkür ederim canısı. Yo, çok vardı yani evlendiğimden beri. Şöyle karpuz getirdim. İşte domates, salatalık, peynir tabağını zaten getirdim. Bunu da nereye koyalım ya? Bunu şöyle koyalım. Oy teyze. Şimdi tabii buraya daha bir sürü şey gelecek. Yine en sonu gösteririm. Böreklerimi kızartmaya başladım. Çayım da zaten demlendi. Bir şey kalmadı. Sofram da zaten hazır. Şimdi kızlar gelince afiyetle yiyeceğiz. Evet, şöyle soframızı gösterelim. Şurada havuç tarator, sigara böreği, işte salatalığımız, peynir tabağımız, patatesleri çıkardım, sosis kızarttım. Domatesimiz, roka salatamız ve karpuzumuz var. Umarım beğenir misafirlerimiz de. Misafir beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Şöyle çekeyim kahvelerimizi, tatlılarımızı da. Kızlar müsait değil diye çekmiyorum size. Çok güzel. Çekeyim o zaman Büşra. Çok ısrar ettin. Şimdi parka indik arkadaşlar. Çocuklar falan da geldi. Misafirlerim de gittiler. Çok güzel oldu. Gerçekten böyle oturduk, muhabbet, sohbet. Çok eğlendik. Ama tabii hani her anını çekemedim. Yani sonuçta biz olunca hani daha rahat oturduğumuz için. Bir de bebekler olduğu için zaten hepsi süt kuzusu olduğu için tahmin edersiniz hepsi ki. Hepsi uyutmaya çalışıyor. Aynen. Hepsi emiyor, hepsi uyuyor falan.
O yüzden böyle onları da çekemedim yani haliyle ama çok güzel oldu gerçekten. Şimdi dedik böyle benim işte o arkadaşım, biraz uzaktan gelen arkadaşım öğretmen, perşembe günleri boşmuş. Perşembeleri öyle bir toplanma yapacağız artık. Şimdi de çocuklar okuldan geldiği için parktayız. Parkta birazcık onları oyalayalım dedik ama bayağı hava esiyor ve soğuk. Seda da Akif'i bayağı sarmış. Aksanıza. Zaten şeyde ona ne deniyordu ya? Kanguru. Ha, kanguru da. Kesiyor, oy kuzu, bir görseniz o kadar tatlı ki, o kadar tatlı. Burcu da geldi. Çocuklar da işte böyle oyalanıyorlar. Arkadaşlar biz parktan sonra eve geldik. Park çok esiyordu. Size zaten söylemiştim orada da galiba soğuk diye. Eve geldik. Zeynep hala bugün okulda uyumamış. Saat vallahi 8 oldu. Çocuk böyle zor dayandı yani. Hemen onu yatırdım. Okuldan da böyle kırtasiye malzemesini okul alıyor. Bize veriyorlar. Biz de bunları etiketliyoruz. Şöyle şimdi ben de açtım etiketlemek için. Zeynep hala varken açmadım. Çünkü o büyük ihtimalle boyaların hepsini kullanmak isteyecekti. Ama ben böyle hani paketli bir şekilde okula göndereyim. Hani okulda artık onlar orada açsınlar diye düşündüm. Şöyle bir tane önlük çıktı içerisinden. Ben de şu anda sizlerle birlikte bakıyorum. Bir tane böyle kalem kutusu çıktı. Sonra böyle bir boya çıktı. Boya. Bu arada bütün kırtasiye malzemeleri Alpina marka. Gayet Alpina markayı zaten bilen vardır. Gayet kaliteli bir marka. O yüzden de sevindim yani böyle kaliteli bir marka kullanmalarına açıkçası. Sonra şöyle bir sulu boya. Şöyle keçeli kalemler. Böyle kuru boyalar. Ohular. Makası. Bir de zaten içinden sticker da çıkıyormuş. Sticker'ı, silgisi, kalem tıraşı. Sanırım ikinci dönem bunlar yenilenecek ama emin değilim. Çünkü ilk dönem ayrı, ikinci dönem ayrı olduğunu söylediler. Aslında hazır sticker'lar vardı ama yani bunlar verileceği için bir daha gereksiz yere onlardan almak istemedim. Şöyle şimdi bunların hepsini etiketleyeceğim. Yarın tekrardan okula geri göndereceğim.